Merhaba arkadaşlar, yazılım derslerime hoş geldiniz. Bugün ikinci ders videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlere veri tiplerini, veri türlerini, değişkenler, bunlar hakkında bilgi verip ve bunları örneklerle açıklamaya çalışacağım size. Öncelikle arkadaşlar, birçok veri türlerimiz var arkadaşlar, veri tiplerimiz vardır. Integer demek İngilizceden tam sayılar, float ondalıklı yani virgüllü sayılar, double virgüllü ama hani biraz daha uzun şekilde olan sayılar, char karakter şeylerimizdir, karakter dizimlerimizdir ve hani daha birçok veri türleri var. Ben hani internetten sizin için daha detaylı bunları gösterecek birkaç resim buldum. Gördüğünüz gibi mesela integer aldığı değer aralığı hafızada ne kadar boyut tuttuğu ve hani diğer integer türlerini hani short, long int. Mesela kullanacağımız arkadaşlar burada integer'dır direkt ama hani bunların içinden de seçmek gerekirse short int ve long int arkadaşlar. Diğerlerini pek kullanacağınızı düşünmüyorum. Short int ve long int de çok fazla kullanmayacağız. Ama hani detaylı bir program yazıyorsunuz bilmiyorum, hani işinize yarayabilir bunlar. O yüzden göstermek istedim ben size. Diğer bir türümüz de float'tır arkadaşlar. Dediğim gibi virgüllü sayılar aldığı değer aralığı 3.4 eden 38. Double da dediğim gibi biraz daha uzun virgüllülerde, daha fazla büyük görünümlerde kullanılır. Char dediğim gibi karakter dizimdir arkadaşlar. Aldığı değer aralığı, hafızada tuttuğu boyutu, türü char, unsigned char, signed char tarzı. Ama dediğim gibi kullanacağımız arkadaşlar temel bazı şeyler vardır. Bunlar da integer, float, double ve char'dır arkadaşlar. Genel olarak bunlardır. Şimdi değişkenlere gelirsek arkadaşlar. Şimdi ben buraya örnek bir program gibi bir şey yazdım. Hani tabi böyle olmaz ama hani sadece size neyin ne değildir göstermek için. Bunu böyle size hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunu açıklamadan önce şunu aklıma geldi, bunu da size söylemek istiyorum. Şimdi yorum satır dediğimiz bir yer vardır arkadaşlar. Mesela biz programımızı yazıyoruz değil mi? Int veya mesela printf merhaba yazdım ben. Şimdi varsayalım ki çok uzun bir program yazdık. Böyle yüzlerce, binlerce, on binlerce satırlarımız var. Ve programcı buna dönüp baktığı zaman bazı yerlerde hani neyin ne yaptığını böyle ufak ufak notlar alır arkadaşlar. Bunun da birkaç tane yolu vardı. Hani yanına yorum satırı gibi açmamız için. Tabi bu yazdığımız programda sadece printf'ten ibaret olmayacağı için, uzun uzun şeyler yazdığımız için bu yorum satırlarına ileride ihtiyaç duyacağız arkadaşlar. Nerede ne yaptığımızı anlamamız için. İlk şunu şu şekilde iki tane slash açarak yanına yazabiliriz. Mesela ben burada bunu yapmak istedim. Tabii artık bu sizin hayal gücünüzde, hani size bağlı olan bir şey. Ve bunu devam ettiğim zaman arkadaşlar böyle yine yazabiliyorum. Yani ben iki tane slash koyduğum zaman sadece slash'tan sonraki sağ taraf, yani tek bir satır yorum satırınız olur. Ama benim alacağım yorum hani çok uzun diyelim. Ben buraya da yorum yapmak istiyorum. Bunu da slash açtıktan sonra arkadaşlar bir yıldız koyuyorum ve tekrar yıldız slash'ı görene kadar arkadaşlar benim yorum satırım devam eder. Ben bu iki yıldızın arasında yazdığım her şey benim yorum satırım olur. Hani ben buraya printf de yazsam, başka komutları da yazsam, bunlar artık yorum satırlarıdır arkadaşlar. Bunlar hani program bir komut gibi algılamaz. Burada da bunu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü ben de hani burada yorum satırı açtım mesela. Ben şu an burada bir printf yazdığım zaman program bunları algılamayacak. Program gibi direkt gelip buradan başlayacak arkadaşlar. Mesela göstereyim hemen size arkadaşlar. Tabii ben burada build etmedim, önce yaptığım denemeler vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi merhabayı yazdı. Bunları hiç atladı arkadaşlar. Şimdi değişkenlere gelirsek arkadaşlar. Değişkenler yazdığımız programda, mesela ben dediğim gibi size böyle ufaktan bir şey yazdım. Sadece değişkenleri göstermek için bir örnek üzerinden. Şimdi integer benim
integer tam sayı demektir, değil mi? Ben burada x ve y değerlerini integer olarak tanıttım. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Biz x ve y değerlerine girdiğimiz zaman veya aldığımız zaman bunun bir tam sayı olduğunu programa bildiriyoruz. Hani x ve y tam bir sayı olacak, tam sayı olacak. Bu da bizim genel değişkendir. Niye genel değişken diyoruz biz buna? X ve y değerlerini kullanıcı adı üstünde kullanıcı girecek ve biz bu x ve de y değerlerini bilmiyoruz şu an. X ve y değerlerini kullanıcı girdiği için mesela buraya ben sadece scanf'i tabii şu an bilmiyorsunuz. Ama mesela ben bu y'yi sileyim. Y yok çünkü aşağıda. Özür dilerim, var. Burada x benim genel değişkenim. Şimdi scanf'i dediğim gibi anlatmamış size daha önceden. Fakat scanf kullanıcıdan bir veri almak. Bunlara geleceğiz ileride. Çok da zor şeyler değil zaten. Ben şimdi kullanıcıdan alacağım için bu veriyi. Daha belli olan bir şey değil. Ve bu kullanıcıya göre değişen bir şey. Hani kullanıcı 5 girerse 5 olur, 10 girerse 10 olur. Bunun için bunun adı genel değişken arkadaşlar. Sabit dediğimiz şey de sabit olandır. Biz bu printf'in içine yazdığımız her şey, bakın sayı giriniz dedim. Ben bunu çalıştırdığım zaman sayı giriniz ekrana yazacak. Bu sabittir. Hani ben bunun içinde bir x değeri yok. Yani ben bunun için atıyorum x değerini koysaydım, hani x'in değerini yazdırsaydı, bu yerel değişken olacaktı. Çünkü x'e göre değişecekti ama bu değişmeyecekti. Yani buradaki printf sabittir arkadaşlar. Bu bizim sabitimiz. Mesela şimdi buraya geldiğimiz zaman y'nin değeri x artı 5'tir, değil mi arkadaşlar? Şimdi burada x benim neydi? Genel değişkenimdi. 5 sabitimdi arkadaşlar. Hani y de hani nasıl şeye söyleyeyim? Hem ikisi de olduğu için bu da yarım değişken gibi olduğunu varsayalım. Yerel değişkendir. Çünkü bu x'e göre değişen bir şeydir arkadaşlar. X neyse de y o oluyor arkadaşlar. Hani bunlar çok çok önemli şeyler değil, değişkenler. Hani bunlar biraz da tanım şeylerdir. Zaten bunları ileride böyle yazmaya başladığımız zaman arkadaşlar daha çok pekişecek, hani neyin ne olduğunu daha çok anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben hani bu veri türlerinden size hani örnek göstermek istiyorum. Elimden gelince bu yorum satırını siliyorum, hani programıma başlayayım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi include std diyor şey yazdık arkadaşlar. Kütüphanemizi ekledik. Int mate'imizi yazdık. Return sıfırımızı koyduk. İskeletimizi oluşturduk. Bu arada şuna başlamadan önce Windows 7 kullanıcı arkadaşlar, Windows kullanan arkadaşlarım, Dev C++ indiren arkadaşlarım, bazı Windows sürümlerinde siz bunu compiler ettiğiniz zaman, çalıştırdığınız zaman programı, bu ekran gelip hemen gider arkadaşlar saniyeler içinde. Bunun için de buraya şu kütüphaneyi ekleyip jonio.h ekleyeceksiniz arkadaşlar. Buraya da geç komutunu yazacaksınız arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra hani, bu tabi Windows'un kütüphanesiydi. Hani bu Linux olduğu için bunu da böyle göstermiyor. Siz bunu yazdıktan sonra siz buraya yazdığınız komutları çalıştırdığınız zaman program burada gelecek. Programın kapanması için sizden bir harf bekleyecek. Hani bir tuşa basmanızı bekleyecek. Tuşa bastıktan sonra da programınız kapanacak arkadaşlar. Return sıfırına gelip kapanacak. Hani tabi bazı, dediğim gibi, bazı Windows sürümlerinde bu şekilde oluyor. Bazılarında olmuyor. Böyle sıkıntısı olan arkadaşlar dediğim gibi jonio nokta şey eklesinler ve geç komutunu yazsınlar. Onun dışında da farklı bir şey yok zaten arkadaşlar. Her şey aynı. Şimdi ben mesela integer neydi arkadaşlar? Integer tam sayıydı, değil mi? Mesela ben iki tane tam sayı tanıtmak istiyorum. X ve Y'yi. Ben tanıttım. Şimdi ben burada programı ne söyledim? Dedim ki X ve Y birer integer. Yani X ve Y birer tam sayı olacak dedim. Şimdi ben X'e diyorum ki X eşittir dedim. 5 dedim. Noktalı virgülle kapattım. Şimdi C'de arkadaşlar operatörler sağdan sola değerleri atarlar. Mesela ben bu 5 dedim. 5'in değeri artık X'e geçti. Hani 5 eşittir x diye bir şey olmaz. Hani bu ne olur? X'in değeri 5'e eşit olur. Hani x'in değerini 5'e at. 5 zaten bir değer. Hani x'in bir değerini 5'e atma gibi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Her zaman soldan sağa yazsak bile değerler sağdan sola atılır arkadaşlar. Şimdi ben burada x eşittir 5 dedi, nokta virgül koydum. X'in değerini 5 yaptım, değil mi? Şimdi ben buraya bir tane daha değer yazacağım. Y eşittir dedim. 10 dedim. Şimdi y'nin değerini de ben 10 yaptım. Bu arada bu nokta virgül isterseniz böyle koyun. Hani isterseniz onu şöyle koyun. Hiçbir şey fark etmez arkadaşlar. Ama hani sizin daha rahat görmeniz için ileride, düzenli olması açısından, hani böyle yazılır arkadaşlar daha çok. Ama hani illa hemen bitişine nokta virgül koymanız gerekiyordur gibi zorunluluğumuz yoktur.
Şimdi x'i integer dedim, 5 dedim, y'yi 10 dedim. Ben bunu şu şekilde de yapabilirdim. Int eşittir 5 derdim, y eşittir 10 derdim arkadaşlar. Hiçbir farkı yok arkadaşlar bunda. Hem böyle yazmışsınız, hem böyle yazmışsınız. Gerçekten hiçbir fark yok. Veya integer'ı buraya yazabilirsiniz böyle. Şu şekilde. Ve bu integer'ın buraya gelmiş olması lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Neyse, bunu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Sadece hani biraz daha sizi açmak istediğim için bunları söylüyorum. Hani birçok yolu vardır çünkü bunları yapmamızın. Hani sadece benim yaptığım gibi yapılmadığını göstermek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar int x ve y dedik. X'i 5'e, y'yi 10 değerini atadık arkadaşlar. Şimdi ben bunları bir çıktısını almak istiyorum. Biz nasıl yapıyorduk printf komutu, ekrana yazdırma komutumuz? Mesela ben buraya tırnak işareti arasında ne yazarsam onu yazıyordu değil mi arkadaşlar? Ben buraya şimdi x ve y yazarsam bana x ve y yazar. X ve y'nin değerini yazmamız arkadaşlar. Bunun da şöyle bir yolu vardır. Hani mesela şimdi görelim arkadaşlar. Ben bunu compiler edeyim. Compiler ettim. Ve çalıştırdım arkadaşlar. Bakın x ve y'yi yazdı. Hani x ve y harflerini yazdı. Değerlerini yazmadı. Bunların değerlerini yazmam için de arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum printf'te. %d açıyorum. Tırnak arasına virgülümü koyuyorum ve istediğim, atıyorum x'i mi yazdırmak istiyorum? Buraya x yazıyorum arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? X'in değerini attı. Burada ne yaptı arkadaşlar? Bu x'i aldı. Virgülün sağındaki değeri aldı. %d'nin içine attı. Siz bu %d'nin yanına ne yazarsanız yazın onu da yazacak. Mesela x'in değeri eşittir %d dedim değil mi ben? Buraya yazması gerekiyor ki x'in değeri eşittir 5'tir yazması lazım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi x'in değeri eşittir 5'tir yazdı. Peki ben x'ini bir arada kullanmak istedim. X'in değeri %d yazdım. X'in değeri eşittir 5'tir yazdı. Slash n dedim. Aşağı bir alt satıra indim. Y'nin değeri eşittir %d yazdım arkadaşlar. Şimdi bunu yazarsam bakın program hata verecek. Vermedi bakalım. Bakın gördünüz mü y'nin değerini şey yap. Program compiler hata vermese bile ben y'ye bir değer atamadım. Y'ye farklı bir şey yazdı. Ve bu değer her zaman değişiyor compiler ettiğiniz zaman. Programı çalıştırdığınız zaman. Çünkü y'ye karşı gelen bir değer yazmadık biz arkadaşlar. Şimdi onu da yazacağız mesela virgül y dedim. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman program ilk başta geliyor printf'te. Virgülün sağ tarafındaki x değerini alıyor ve gördüğü ilk %d'nin içine x'in değerini atıyor. Yani sağdaki ilk değeri soldaki %d'nin ilk değerini atıyor arkadaşlar. Sağdaki ilk değer de son değer de son değere gidiyor. Yani x'in değeri 5, y'nin değeri 10 yazması gerekiyor arkadaşlar programı burada. Bakın gördüğünüz gibi. Aynen bu şekilde. Hani çok zor bir şey yok. Dediğim gibi printf'in içine %d yazacaksınız. Printf %d virgül değer arkadaşlar. Bunun mantığı da bu şekildedir. Çok fazla da bir esprisi yoktur. Fakat hani az evvel öğrendik mesela veri tiplerini. Float atıyorum. Virgüllü sayılarda nasıl yapıyoruz? Mesela ben bunları float tanımlayayım arkadaşlar. X ve Y birer float. Şimdi ama X şimdi 5 integer hani bir tam sayı gibi geliyor. Fakat bunu float nasıl yaparlar? 5.0 bir float sayıdır. Ondalıklı sayıdır. 10.0 bir float sayıdır. Şimdi %d buradaki yazmamızın amacı arkadaşlar. Biz bunları integer tanımlamıştık daha önceden. Ve %d de desimal demektir arkadaşlar. Desimalin kısaltılmıştır. Desimal de tam sayı demektir. Hani eğer integer tanıtıyorsanız bu içeri yazdığınız %d, %d olmak zorunda. Şimdi ben bunları float tanıttım. Bunların da %f olmaları lazım arkadaşlar. %f ile tanıtacaksınız. Sağ taraftaki değerleri buna atacak şimdi. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? 5.0, 10.0 olarak yazdı. Çünkü ben bunları float tanımladım ve bunun içinde float yaptım. Bunları %d yaparsak arkadaşlar program compiler'da hata vermedi. Bakın gördünüz mü? Ama program çalıştığı zaman yanlış çalışıyor. Hatalı çalışıyor çünkü bunlar birer integer değildir arkadaşlar. Ben bunları float olarak tanımladım. Şimdi ben bunları tekrar integer olarak tanıtayım arkadaşlar. Sadece hani diğer veri türlerini nasıl kullandığımızı göstermek için bunu yaptım. Şimdi
Çok ufak bir program yazalım arkadaşlar. Şimdi ben bunların tamam bize toplamını çıkarmasını bölmesini yapan programı yazalım arkadaşlar. Integer x y. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Toplam diyelim. Mesela şimdi ben iki tane integer sayı topladığım zaman bakın ben toplamımı yazmam lazım. Doğru mu? O yüzden bir toplam diye bir şey tanıtıyorum. Toplam çıkartma yazalım. Çıkarma. Tabi ı yazamam buraya. Çıkarma yazdım. Ondan sonra çarpma yazalım. Bir de bölme yazalım. Tamam mıdır arkadaşlar? Bunun ne anlama geliyor? Toplama benim bir tam sayı, çıkarma tam sayı, çarpma, bölme bunlar sonucu tam sayı, integer olacak anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi ben toplamayı nasıl yaparım arkadaşlar? Toplam eşittir. Normal bildiğimiz matematik gibi ben buraya x artı y yaptığım zaman nokta virgülümü koyduğum zaman arkadaşlar toplamın değeri artık x ve y'nin değeri olacak arkadaşlar. X ve y'ye birer değer verelim burada. X'e 10, y'ye 5 değerini verelim arkadaşlar. Şu an toplamın değeri ne oldu? X ve y'yi toplayıp 15 oldu arkadaşlar. Şimdi toplam çıkarma eşittir diyelim. X eksi y diyelim arkadaşlar. Bunu da yazdık. Çıkarma çarpma eşittir. Çarpmayı arkadaşlar yıldız işaretiyle yapıyoruz. X yıldız y. Bölmeyi de normal bölme kesme iş yani kesme işareti değil arkadaşlar. Slash işaretiyle yapıyoruz. X slash 5. X slash y, özür dilerim. Şimdi ben bunları tanıttım arkadaşlar. Şimdi zaten bunların değerlerini tanıttım. Toplam, çıkarma, çarpma, bölme, integer ve bunları yaptım. Şimdi bunları yazalım arkadaşlar. Nasıl yazacaktık? Printf açtım. Mesela toplam diyeyim. Toplam eşittir yüzde d. Ondan sonra slash n koydum, aşağı indim. Yüzde d şu an koymayacağım. Çıkarma eşittir dedim. Yüzde d koydum. Bir slash n daha koydum. Çarpma eşittir dedim. Yüzde d'yi koydum. Slash n dedim. Bölme eşittir x bölü, özür dilerim, yüzde d dedim ve virgülümü koydum. Şimdi tırnak işaretini kapattıktan sonra tabi. Şimdi virgülden başlayacağım. Toplam yüzde d. İlk neyi yazdım? Toplam yazacağım. Toplam virgül. Sonra neyi yazacağım? Arkadaşlar sonraki yüzde d'yi çıkarmanın sonucunu atacağım. Çıkarma yüzde d virgül koydum. Çarpma yüzde d'yi koydum, bölme. Bunları teker teker arkadaşlar yüzde d'nin içine attı. Yani burada toplam bunları toplayacak, çıkarma bunları çıkaracak, çarpma bunları yazması lazım arkadaşlar. Şimdi bir görelim. Build ettim. Bir hata vermedi bana. Bakın arkadaşlar toplam 15. 10 ile 5 topladı. 15 çıkarma, ondan 5 çıkarttı. 5. 10 ile 5 çarptı. 50. 10'u 5'e böldü. 2 kaldı. Peki arkadaşlar. Şimdi şöyle olsaydı. Bir tane daha örnek yapalım ilk başta. Tam programın iyi çalıştığını anlamamız için. Değerlerini 10 yaptım bunların. Toplam 10 çıkarma. 0 çarpma 100 arkadaşlar. Programım sağlıklı çalışıyor şu an. Peki. Bir de bunu da azaltayım. Eksili sonuç aldığımızı da görelim arkadaşlar. Çıkartmada. Gördüğünüz gibi eksi 5'i verdi. Bölmede 0 verdi. Çünkü x zaten 5 ona bölünemez arkadaşlar. Çarpma 50. Toplam 15. Bu arada hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi. Burayı 10 yaptım. Burayı 20 yaptım. Burayı kaç yapalım? 15 yapalım arkadaşlar. Şimdi 15 yaptığım zaman toplayacak, çıkaracak, çarpacak fakat
Bölme yaptığım zaman benim bu 20-15'e kalansız bölünmez arkadaşlar. Fakat ben ne yaptım? Bunları integer tanıttım. Ve hani burada yüzde d var. Bakalım program ne yapacak? Hep birlikte görelim. Bakın bölme 1 yaptı. Çünkü bu buna en bir kere bölünüyor. Değil mi? X bölü y'ye böldüğünüz zaman 15-20'nin içinde bir defa var. Peki ben bunu float yapsaydım ne olacaktı arkadaşlar? Şimdi mesela ben bu bölmeyi buradan çıkartayım. Tamam mı? Bu bölmeyi float tanımladım. Ve bunu da f yaptım. Şimdi arkadaşlar yine tam sağlıklı bana sonuç vermeyecek. Bakın gördünüz mü? 1 0 0 0 yazdım. Bunun nedeni de arkadaşlar bu x ve y değerlerinin integer olması lazım. Integer olması arkadaşlar. İkisi de tam sayı. Hani siz bunu float yapmanız bunu değiştirmiyor. Sağlıklı bir sonuç almanız için arkadaşlar bakın bunları da float yapmanız gerekiyor. Bunları float yaptığınız zaman tabi bunları da değiştirmemiz lazım şu an. Bakın arkadaşlar şimdi bana tam 1.33'ü verdi. 35'i verdi. 5'i verdi. 300'ü verdi arkadaşlar. Şimdi bunda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi iki tane integer koyduğumuz zaman arkadaşlar cevabını float yapsanız bile tam sağlıklı sonuç vermeyebiliyor. Çünkü iki tane integer işleme girmiş oluyor. Yani işleme girenlerin de float olması gerekiyor. Şimdi ben buna baktığım zaman arkadaşlar bir sürü sıfır var. Hani bunlar benim görüntü şeyimi bozuyor, zevkimi bozuyor. Ben bunları nasıl düz şey yapabilirim, düzeltebilirim? Bunun için arkadaşlar mesela toplam. Bunun yanına virgülden sonra hani kaç tane sayı görmek istiyorsanız kaçıncı basamaya onu yazıyorsunuz. Mesela ben buraya son hani virgülden sonra iki tane veya bir tane görmek istiyorum diye noktayı koydum. Bakın arkadaşlar virgülden sonra hani sıfırı göstermedi bile yani sıfır var diye. Mesela bölme için yapalım aynı şeyi. 3 3 3 diye uzuyor. Ben bunu 2 koyduğum zaman böyle başına 1.33'ü göstermesi lazım. Bunu göstermedi. Bölme float. Bir saniye arkadaşlar. Nokta 2 miydi? Aynen öyle arkadaşlar. Özür dilerim. Bir nokta değil. Nokta başta geliyor. Ondan sonra sayı yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben mesela buralara bir nokta bir nokta bir koydum. Build ettim. Çalıştırma arkadaşlar. Sadece virgülden sonra bir tanesini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi mesela ben bir farklı bir yöntem daha göstereyim size. Mesela ben bu bölmeyi hiç tanıtmadım arkadaşlar, değil mi? Böyle. Ben bu bölmeyi buraya başına da yazabiliyorum arkadaşlar. Float yaptığım zaman yani bu bölmenin float bir şey olduğunu görüyorum. Tabii bölme. Ha, arkadaşlar özür dilerim, özür dilerim. Bunu bu şekilde tanıtamayız. Bunu bu şekilde tanıtamayız. Mesela ben bunu tanıttım arkadaşlar. Mesela float bölme. Ben bunun integers çıkmasını istiyorsam başına bu şekilde tanıtabiliyorum arkadaşlar. Hani hiç tanıtmadığımız bir şey gelip burada tanıtamıyoruz. Hani ileride bazı döngülerimiz olacak for döngüsü tarzı. Hani onun içine parantez içine belirtebiliyoruz. Hani en başta belirtmemiz gerekmiyor ama şu an bunu da bu şekilde arkadaşlar belirtmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunlar bu şekilde açıkçası böyle hani sadece bunu göstermek istedim. Printf'in içinde bir sabit bir değer olduğu zaman hani x, y tür değerler olduğu zaman bunları nasıl atabiliriz işlerine diye bunları göstermek istedim. Son bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Hani bunların kapladığı bir alanlar vardır değil mi? Integer, float, double. Bunlar bir bellekte bazı yerler kaplar arkadaşlar. Şimdi bu bellekte ne kadar yer kapladığını şu şekilde hani internetten de açık bakabilirsiniz arkadaşlar. Hani bunlar ne kadar hafızada yer kaplıyor diye. Programdan da öğrenmek istediğiniz zaman hani şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bir komutu var. Virgül size of dedim. Ve ben buraya öğrenmek istediğim mesela integer ne kadar hafızada yer kaplıyormuş. Bunu öğrenebiliyorum arkadaşlar.
Hala bölmedi, hata veriyor şu an. Neyse arkadaşlar, ben buraları siliyorum şu an. Zaten bunlarla işimiz bitti. Size göstermek istediğim şeyi gösterdim. Bakın arkadaşlar, integer'ın kapladığı kaç byte olduğunu. Byte'lık veriyor herhalde, bitlik vermiyordu bildiğim kadarıyla. Mesela int'i gördük. Double'ı gördük. Mesela double'ı bakalım. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Kapladığı alanı burada sizlere gösteriyor arkadaşlar. Son bir şey daha göstereyim arkadaşlarım. Bunu da göstermek istiyorum. En başta söylemeyi unuttum. Ondan sonra video dersi bitireceğim çünkü çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi ben buraya integer tanıttım. Integer x dedim. Değil mi? Veya integer aynı x diyelim. Şimdi printf yüzde de, özür dilerim, bunu şimdi integer değil, ben bunu char olarak tanıtayım. Karakter. Şimdi bu bir karakter. Şimdi arkadaşlar, ben bunu yaptığım zaman bakın şimdi ne yapacak? Sıfır yazdı. Şimdi ben bunu değiştirelim. Ya yapalım. Yine sıfır yazdı. Bunu nasıl yapardık? Integer. Arkadaşlar, o zaman bu son kısmı da ikinci derse saklayayım. Hani size göstermek istediğim üçüncü derse saklayayım, özür dilerim. Size göstermek istediğim bu karakterlerin ASCII kodlarını da yazdırabiliyoruz arkadaşlar. ASCII kod nedir? Hani her bir karakterin bastığımız her bir, atıyorum, R harfi olsun, 5 olsun, G olsun, H olsun, bunların her zaman bir ASCII kodu vardır bilgisayara göre. Hani siz bunu integer tanıtıp yazdığınız zaman arkadaşlar bunu size hani ASCII kodunu verir. Şu an bir yerde bir hata yaptım. Bunu tam bir telafi edip arkadaşlar, şu derste bununla başlayacağım derse. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hani bir yaşadığınız bir sıkıntı, sorun olursa bana elimden geldiğin zaman size yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarda belirtirseniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.